Mutlu akşamlar. Takvimler 15 Şubat 2018 Perşembe'yi gösteriyor. Ben Fatma Meltem, Naz Yılmaz. TV2 Akşam Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız. Hayatın gerçeklerini paylaşacağız bu akşamda. Gündem yoğun, çok özel haberler biraz sonra TV2 farkıyla ekranda olacak. Akşam Bülteni ise bugün Türkiye'nin de en önemli gündemiyle başlayacak. Bakan Canikli'nin açıklamalarıyla Milli Savunma Bakanı AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'deydi. O toplantı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis'la da görüştü. O görüşmenin detaylarını Brüksel'den aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'ne o görüşmede Bakan Canikli PYD ve YPG'ye verdiği desteği çekmesini istediğini söyledi. Amerika'nın verdiği yanıtsa oldukça ilginçti. Hatta skandal olarak nitelesek de yanlış söylemiş olmayız. Öyle ki Amerikan mevkidaşı Bakan Canikli'nin dedi ki YPG ve PYD'yi PKK'dan ayırabiliriz. Hatta PKK'ya karşı savaştırabiliriz. Bugün Türkiye'nin konuştuğu bu açıklamalarla akşam bülteni başlıyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamında Brüksel'deydi. Brüksel'de Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı ile görüşen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'li Bakan James Mattis'in skandal teklifini de açıkladı. Geldiğimiz an itibariyle YPG'nin PKK'nın organik bir parçası olduğu konusunda hiçbir tereddüt ve şüphe kalmamıştır. Bütün yönleriyle ortaya konmuş ve belgelenmiştir. Bu hususu Sayın Metz'e yine belgelerle birlikte aktardık ve dokümanları da bununla ilgili, yani YPG-PYD ile PKK arasındaki organik ilişkiyi bütün açıklığıyla ortaya koyan tüm doküman, bilgi ve belgeleri bir kez daha onlarla kendisiyle paylaştı. Canikli Mattis'in YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabileceklerini söylediğini belirtti. Bu örgütü PKK'dan ayırabilecekleri şeklinde bir ve PKK'ya hatta karşı savaştırabilecekleri şeklinde, bunun için çaba sarf edecekleri şeklinde bir açıklaması oldu. Biz de bunun mümkün olmadığını, gerçekçi ve rasyonel bir hareket olmayacağını ve hiçbir zaman YPG ve PYD'nin PKK yapılanmasından ayrılmasının mümkün olmadığını, hele PKK'ya karşı savaştırılmalarının, mücadele ettirmelerinin mümkün olmadığını kendilerine söyledik. Çünkü bu örgüt kendisi zaten aynı yerden yönetiliyor ve aynı amaç için terörist faaliyetlerine devam ediyorlar. Dolayısıyla bunun eşyanın tabiatına aykırı olduğunu biz kendileriyle paylaştık. Yani böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını, gerçekçi olmadığını, rasyonel olmadığını çok net bir şekilde de söyledik. Fakat onlarda böyle bir kabul var. NATO and America stand with Turkey. Milli Savunma Bakanı Canikli, PYD-YPG'nin PKK'nın organik bir parçası olduğunuysa belgeleriyle birlikte ABD Savunma Bakanı Mattis'e aktardıklarını da bildirdi. PYD-YPG terör örgütünün DAEŞ'la yakın işbirliği içerisinde olduğu ve bazı DAEŞ unsurlarını Türkiye'ye karşı şu anda gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı harekatında Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştığını, kullandığını tespit ettiğimizi yine Sayın Metis'le paylaştık. Hapishanelerde PYD-YPG'nin elinde bulunan DAEŞ'li teröristleri bize karşı savaşmaları karşılığında serbest bıraktığını, Deir ez-Zor'da, Afrin'de ve Membiç'te serbest bıraktığını söyledik, ifade ettik ve bunun belgelerini de doyurucu bir şekilde, inandırıcı bir şekilde bilgilerini kendisiyle paylaştık. Ordulu 150 arıcıya 1500 polen tuzağı dağıtıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü polen üretimini desteklemek amacıyla
arıcılara katkı sundu polen tuzaklarıyla birlikte. Polen tuzakları ise bugün düzenlenen törenle dağıtıldı. O törene Ordu Valisi Serdar Yavuz da katıldı. Vali Yavuz, vatandaşın emrindeyiz, asıl çalışan bizleriz dedi. Bu haberle devam ediyoruz. Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce hazırlanan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca desteklenen Ordu İli Polen Üretimi Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 150 ordulu arıcıya 10'ar adet polen toplama tuzağı dağıtıldı. 150 arıcıya polen toplama tuzağı dağıtımı için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda tören gerçekleştirildi. Polen toplama tuzağı dağıtım töreninde bir konuşma yapan Vali Serdar Yavuz, İlimiz arıcılık ve bal üretiminde Türkiye'de en önde gelen illerden biridir. Türkiye'de yaklaşık 17 bin ton bal üretimiyle birinci sıradayız dedi. Kazancınız bereketli ve bol olsun diyorum. Hepinizin bildiği gibi ilimiz arıcılık ve bal üretiminde Türkiye'de en önde gelen illerden bir tanesi. Ve yaklaşık 16.800 ton bal üretimiyle birinci sıradayız. Tabii bal üretimi ve arıcılık dediğimizde burada özellikle hükümetimizin teşviklerini, desteklerini ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Tarım Bakanımıza, yerelde de burada devamı olan kuruluşlar olan Tarım İl Müdürlüğümüze, çalışanlarına ve Arıcılık Enstitüsü'ne ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Valilik olarak arıcıların kazançlarının artırılması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Vali Yavuz, Ordu'da Arın Balın Peteğin projesi yaklaşık 10 milyon avro bedelle yeni tesislerin kazandırıldığını anımsattı. Hepinizin bildiği gibi Arın Balın Peteğin projesi kapsamında da yaklaşık 10 milyon euroluk bir hibe projeyle de şu anda tesisimizi kurmuş ve şirketimizi faal hale getirmiş bulunuyoruz. Biz hükümet ve devlet olarak her alanda vatandaşımızın yanındayız. Sadece arıcılık alanda değil. Fındık diyoruz. Bugün fındığın da yanındayız. Allah hamdolsun ki TMO derhal devreye girdi. Ve bölgemizden çok ciddi miktarda bir alım gerçekleştirdi. O yüzden de biz artık devleti yeniden kodladık. Ve devlet vatandaşın emrindedir. Patron sizsiniz, bizler çalışan. Kamuda çalışan herkesin milletin işçisi olduğunu, milletin hizmetkarı olduğunu unutmaması gerekiyor. Dışarıdan bakınca arı bal yapar, insanlar yatar gibi görünür ama hiç öyle bir şey olmadığını ben biliyorum. En azından bunu söyleyebilirim. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz ise gerçekleştirilen proje ile ilgili bilgiler paylaştı. Yılmaz, Ordu'nun bal üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer aldığını söyledi. Evet, 2017 yılı arıcılık sektörü için oldukça verimli geçtiğine inanıyorum. Ama inşallah bu uygulamaya geçen Arın Balın Peteğin projesiyle birlikte yapmış olduğumuz bu katkı katlanarak artacak ve çok daha fazlasını arıcılık sektörünün ekonomisine kazandıracaktır. Koloni başına destekle 5,5 milyon destek sağlıyoruz ordulu arıcılarımıza. Bunları dağıtmak suretiyle arıcılarımızı, genç arıcılarımızı destekledik. Konuşmanın ardından Vali Serdar Yavuz tarafından 150 arıcıya 10'ar adet polen toplama tuzağı dağıtımı yapıldı. Kahraman Türk askerinin Afrin'de gerçekleştirdiği operasyon başarıyla devam ederken vatandaşta duaları ve kampanyalarıyla Mehmetçiğin yanında olduğunu ispatlıyor. Altınordu Belediyesi de önemli bir kampanya başlatmıştı. Kavrulmuş fındıklarınızı getirin, Afrin'de kahramanca çarpışan Mehmetçiğimize gönderelim diyerek işte bu kampanya kapsamında toplanan kavrulmuş fındıklar dün düzenlenen törenle yola çıktı. Daha doğrusu dün akşam düzenlendi tören. İzliyoruz. Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan ve 7'den 70'e herkesin destek verdiği Mehmetçik için kavrulmuş fındık kampanyası sona erdi. Yaklaşık bir hafta süren ve Altınorduluların el emekleriyle hazırladığı 2,5 ton kavrulmuş fındık ve Mehmetçik için yazılan mektuplar Altınordu Belediyesi'nde belirlenen alanda toplandı.
Mehmetçiklere moral olması amacıyla toplanan fındıkların paketleme işlemlerinin yapılmasının ardından fındıkların Mehmetçiğe gönderilmesi amacıyla bir program gerçekleştirildi. Öncelikle Afrin'de ülkemiz için, bağımsızlığımız için, geleceğimiz için, istikbalimiz ve istiklalimiz için mücadele eden güvenlik güçlerimize, silahlı kuvvetlerimize, sivil arkadaşlarımıza ve katkı sunan tüm Hatay'daki, Kilis'teki, Antep'teki kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir mücadele var. Bu mücadele ülkenin istikbal mücadelesi, istiklal mücadelesi. Bu mücadelede de biz de Altınordu Belediye'miz olarak Gül Sultan Derneği'miz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, siyasi partilerden katkılar, AK Parti il başkanlığımızın ve birçok kurum kuruluşun ilçe başkanlığımızla birlikte yapmış olduğu çalışmayla bu hale geldiğimiz bir nihayete görüyoruz. Şimdi hazırız. İnşallah bu hazırlıkları tamamladıktan sonra kardeşlerimiz gidip bunu oradaki ilgili mercilere, kaymakamlığımıza ve özellikle de koordinasyonu yürüten kardeşlerimize teslim edecek. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, başlattıkları fındık kampanyasına 2,5 ton kavrulmuş fındıkla destek verdiğini belirtti. Vatandaşların askerlerinin yanında olduğunu belirtti. Nasıl başladık? Aslında bir fikirle başladık. Dedik ki Karadeniz'in en önemli yerindeyiz, ordudayız. Altınordu ilçemiz olarak biz milli ürünümüz olan fındığımızdan böyle bir katkı sunalım istedik. Fikri ortaya koyduğumuzda herkes çok uygun olduğunu ve güzel bir şey olabileceğini ifade ettiler. Yaklaşık 15 günlük bir çalışmanın sonucunda da hem kurum kuruluşlar, bahsettiğimiz gibi muhtarlar derneklerimiz, her ikisi de tabii Gül Sultan Kadın Geliştirme ve Dayanışma Derneği ve bunun yanında işte bahsettiğimiz gibi diğer katılımcı kardeşlerimiz, sivildeki arkadaşlarımız, iş adamlarımız dediler ki biz de varız dediler ve böyle bir güzelliği ortaya çıkardılar. Şimdi bu hazırlıkları tamamladık. Yüklemeyi yapıyoruz. Biraz sonra arkadaşlarımız çalışmayı bitirdikten sonra yola çıkacaklar. İrtibat kurduğumuz ilgili merciyi de bunları teslim edip ondan sonra dönüşü yapacaklar. Ben gönülden bir katkı olduğuna inanıyorum. Vatandaşların verdiği destekle toplanan kavrulmuş fındıklar araçlara yüklenmesinin ardından yapılan duayla Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere yola çıktı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş Hızır Orucu iftarına katıldı. Alevi cemaatiyle bir araya geldi. Alevi kültüründe önemli bir yer tutan ve 7 gün tutulan Hızır Orucu kapsamında Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şubesi tarafından Hızır Orucu iftar programı düzenlendi. Altınordu ilçesinde bulunan Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şubesi'nde gerçekleştirilen iftar programına Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şube Başkanı Tuncay Özenç, Belediye Başkan Yardımcıları ve davetliler katıldı. Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan ve burada bir konuşma yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, canların sofrasına misafir olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Alevi Kültür Derneklerimizin Ordu Şubesi'nin tertiplemiş olduğu bu güzel akşamda birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Tabii canlarla birlikte bu ülkemizin geleceği için, milletimizin geleceği için, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olması için aynı yolu kat etmeye devam ediyoruz. Tabii ki bugün de şükrü eda etmek, nimetleri hatırlamak, Allah'ın kullarına vermiş olduğu bu sağlıktan başlayıp gıdadan sayabileceğimiz pek çok nimeti hatırlamak üzere tutulmuş olan şükür orucunun ilk akşamında biz birlikte olduk. Aslında bu benden kaynaklanıyor. Yarın yolcu olup tabii ki inşallah bir 10 gün sonra tekrar dönmüş olacağız. Bu esnada da biz kardeşlerimizle, canlarımızla birlikte olalım dedik. Gerek başkanımız, gerekse muhtarımız, dedelerimiz ve bunun yanında da kıymetli kardeşlerimizle bu akşam burada olmanın mutluluğunu birlikte paylaşıyoruz. Ben tekrar güzel akşamda bu ilk gün orucunun kabulü dileğiyle tüm kardeşlerimize saygılar sunuyorum. Programı gerçekleştiren Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şube Başkanı Tuncay Özenç, Hızır Orucu'nun Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek için tutulduğunu söyledi. Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şubesi olarak Hızır Orucu, 7 günlük tuttuğumuz Hızır Orucu içerisindeyiz ve Hızır Orucumuzu eda ediyoruz. Bu akşam orucumuzun da ilk akşamı. Bu akşam Altınordu Belediye Başkanım Sayın Engin Tekintaş Hızır soframıza
misafir oldular, hoş geldiler, sefalar getirdiler öncelikli olarak. Değerli gelen misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Tuttuğumuz bu oruç bir şükür orucu. Allah'ımızın verdiği nimetlere, onun bize bahşettiği güzelliklere karşı bir minnet, bir şükür borcunu yerine getirmek maksadıyla yaptığımız, tuttuğumuz bir oruç. Cümle canlarımızın tuttuğu oruçları Hak Didarında kabul eylesin. Allah Hızır yoldaşımız olsun diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Başkanım, değerli misafirler. Gerçekleştirilen iftar programı Hızır orucu duası yapılması ve oruçların açılmasının ardından sona erdi. 2016 yılında şehit olmuştu ordulu astsubay üstçavuş Hüseyin Gümüş. Onun ismi Diyarbakır kırsalında 1200 askerin ve çok sayıda korucunun katıldığı terör operasyonuna verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi bölgesi olan Afrin'de terör yuvalarını birer birer bitirirken içeride Mehmetçik terörle mücadelesini sürdürüyor. Bu anlamda Mehmetçik, Diyarbakır'ın Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçelerine bağlı 71 köy ve 107 mezrada PKK terör örgütüne yönelik 1200 asker ve güvenlik korucusunun katıldığı büyük bir operasyon başlattı. İnsansız hava araçları ve helikopterlerin de kullanıldığı operasyon kapsamında ilçelerin ve köylerin yollarında güvenlik noktaları oluşturuldu. Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında yer alan 71 köy ve 107 mezra kırsalında bugün sabah saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra PKK'lı teröristlere ve işbirlikçilerine yönelik büyük bir operasyon başlatıldı. Bayrak 77 Jandarma Astsubay Üstçavuş Hüseyin Gümüş adı verilen operasyona 1200 jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu katılırken operasyona insansız hava araçları, yüz tanıma ve takip termal özellikle drone ve helikopterler de havadan destek verdi. Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görevliyken geçici görevle Diyarbakır'ın Sur ilçesine giden, burada teröristlerin tuzakladıkları bombayı patlatması sonucu çöken binanın enkazında şehit olan evli ve bir çocuk babası Jandarma Astsubay Üstçavuş Hüseyin Gümüş, 21 Şubat 2016'da Perşembe ilçesine bağlı Ekinciler Mahallesi'nde ebediyete uğurlanmıştı. Aybastı ilçesine D sınıfı kapsamında yeni bir devlet hastanesi inşa ediliyor. Hatta inşaat çalışmaları kapsamında kaba inşaatın %70'i tamamlandı. Ancak bir sorun var. Daha doğrusu halkın memnun olmadığı bir konu var. Hastanenin D statüsünde olması. Vatandaşa göre Aybastı bölge hastanesi konumunda hizmet veriyor. Özellikle yazın artan nüfusun da dikkate alındığında Aybastı'da yükselen devlet hastanesinin D sınıfı değil C sınıfı olması gerekiyor. Bu sorunlarını her platformda dile getiriyor Aybastılılar. Dün Ordu Valisi Serdar Yavuz'un Aybastı çıkarmasını da ekranlara getirmiştik. Vatandaş Vali Yavuz'dan Aybastı'da devlet hastanesinin C statüsüne alınmasını talep etti. Canik Dağları'nın merkezinde bulunan Aybastı ilçesinde uzun süredir ana gündem maddesi ilçeye yapılan 50 yataklı Aybastı Devlet Hastanesi. Devlet Hastanesi için inşaat çalışmaları devam ediyor. Ancak Aybastılılar şu an D sınıfı olarak planlanan Aybastı Devlet Hastanesi'nin C sınıfı statüsüne kavuşmasını istiyor. İşte bu yüzden evde, kahvehanede, sokakta, kısacası Aybastı'nın her noktasında yeni yapılan Aybastı Devlet Hastanesi'nin son durumu konuşuluyor. Bizimki hastanemiz en önemli. Hastanenizi söylediler. Yani hastane. Bizimki hastane. Kaymakam Bey'im de burada. Arz ettim. Sayın Belediye Başkanım da burada. Tamam. Bir de hastane söylediler. Sayın Valimiz arz ettim. Evet, İnşallah takip edeceğim ben de. İnşallah. Ordu Valisi Serdar Yavuz da dün Aybastı ilçesindeydi. İlçede vatandaşların sorunlarını da dinledi Vali Yavuz. Aybastılıların ortak talebi ise hastanenin C sınıfı statüsüne alınması oldu. Devletimiz çok modern bir hastane yapmıştır. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz burada Cumhurbaşkanımıza. Ama bizim buranın en yakın hastane Fasya'da olduğundan 60 kilometredir. İnsanlarımız yollarda, doğum hastalarımız ölmektedir. Halkımdan
10 bine yakın imza kampanyası, Kaymakam Bey'imizin öncülüğünde 10 bine yakın imza talep etmişlerdi. Utanımız bürosuna gelerek. Bunu huzurunuzda sadık il müdürümüze takdim etmek istiyorum. İmzalarını fotokopisin efendim. D veya C hiç önemli değil. Yeter ki buradaki turizmin veya da insanların faydalanmasını istiyoruz efendim. Öncelikle Aybaşı Devlet Hastanesi'nin personel düzenine bir düzen getirilmesini istiyoruz. Hastanemizin 50 yataklı olmasından sonra C statüsünün dile getirileceği konuşulacağı söylenmişti. Gerekli bakanlara biz bunu daha önce Sayın Belediye Başkanımızla, Sayın Kaymakamımızla, Bakanımızla, Sağlık İl Müdürlerimizle, Sağlık Bakanımızla kullanarak da hepsi bu durumu biliyorlar. Sayın milletvekillerimizle kontak halindeyiz. C statüsü özellikle bir beklenti haline oluştu. Bu doğru da beklentidir. Sağlık hizmetini ve sağlık kalitesini yükseltmek açısından da bir gerekli bir durum olacak. Çünkü doktor sıkıntısı yaşıyoruz. Yaklaşık 6 yıldır kadın doğum ve cerrah doktorlarında sıkıntı yaşıyoruz. İhalesi 19 Temmuz 2016'da yapılan 6 Kasım'da da sözleşmesi imzalanan Aybastı Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Kaba inşaat neredeyse %70 oranında tamamlandı. Yeni hastane ise yaklaşık 7000 metrekare oturum alanına ve yaklaşık 12000 metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastane binasında 19 poliklinik bulunacak ve acil sağlık hizmetleri 2 poliklinik ve 18 müşahede yatağıyla ilçe halkına hizmet verecek. Özellikle vatandaşların taleplerinden biri de Aybastı ilçesinin yaz aylarında artan nüfus yoğunluğu ve ilçede sağlıkla ilgili eksikliklerin yaşanmaması. Vatandaşlarsa Aybastı ilçesinin yaz aylarında artan nüfusunun da dikkate alınmasını bekliyor. 2016 Temmuz ayında Ordu belki de son 50 yılın en büyük afetini yaşamıştı. Sel afeti. O afette özellikle kıyı kesimlerde yer alan ilçeler ciddi zarar görmüştü. Özellikle de Perşembe ilçesi. Perşembe ilçesinde sel afetinin üzerinden 2 yıl geçti ama yaralar halen sarılmaya çalışılıyor. Özellikle Perşembe ilçesi Kuyruca mahallesinde toprak kayması devam ediyor o afetin ardından. Yöre sakinlerinin iddiasına göre ise yetkililerden henüz konuyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Yetkililer tarafından konuyla ilgili bir çalışma başlatılamadı. Özellikle Kuyruca mahallesinde bulunan mezarlıklar toprak kayması nedeniyle tehlike altında. Hatta birçok mezar açıldı bile. Ordu 2016 yılının Temmuz ayında son 50 yılın en büyük sel afetini yaşadı. Sel felaketi özellikle Perşembe ilçesi başta olmak üzere kıyı ilçelerde denizle karayı birleştirdi. Selin ardından 2 yıl geçti ancak yaralar halen tam anlamıyla sarılamadı. Perşembe ilçesinin en uzak mahallelerinden biri olan Kuyluca'da sel felaketi sonrası toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması özellikle mezarlıklarda ciddi hasar oluşturdu. Kuyluca mahallesinden geçen yolun hemen yanında bulunan mezarlıklarda heyelan nedeniyle insan kemikleri toprağın altından gün yüzüne çıktı. Bir tane cenaze gitti mesela Ramazan'ın bayramına gidemedik biz. Sonradan yarım saat, bir saat rotarlı namaz kıldık. Hani o vaziyette şey vardı, afat. Hani buradan 5 tane, hatta bir arkadaşın amcasının mezarları burada bir tane, 5 tanesi. Şu mezarlık, gördüğün mezarlığın yarısı gözüküyordu. İple bağlıydı ağaca yukarı. Bu mezarın sahibi işte bir gördüğünüz gibi kazıklarına vara tutturdu o kadar. Mahalle sakinleri ise 2016 yılında meydana gelen sel felaketi sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden herhangi bir yetkilinin mezarlıklarla ilgili bir çalışma yapmadığını iddia ediyor. Belediyeden gelen oldu, afetten gelen oldu, ölçüldü, öğrenci daha bakan eden yok. Hani o vaziyette duruyor. Büyükşehir Belediyesi görsün, Enver Yılmaz hani burayı bir görsün, buranın. Ya bize Perşembe'den fayda yok. Ya biz hatta geçen sene geldiler yazın. Eylül'ünde de işte ilgi haftasını severeceğiz, ekibi yapacağız. Hani buralara hiç bildiğiniz gibi hiç ilgilenen, seçimden seçime bir gelirler buralara. Milleti kandırıp alabildiklerini alamadığımı öyle gidiyor. Görüntülerse mahalle sakinlerinin anlattıklarını doğrular nitelikte. Öyle ki mezarların üzeri kısmi olarak açılmış ve kemikler gözle görülebiliyor.
Ünye Belediye Başkanı Ahmet Şamyar, ilçede yaşayan engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşlarıyla her fırsatta bir araya gelerek istişare toplantıları gerçekleştiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Şamyar, dün akşam da engellilerle bir araya geldi. Toplantı sonrası konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi Başkanı Aslan Güdek, Ünye Belediyesi'nin kendileriyle ilgili her talebi titizlikle uygulamaya koyduğunu söyledi. Sayın Başkanımızın Ünye'deki yaptığı çalışmaları dikkatle takip ediyoruz. Çok beğendiğimiz çalışmalar olduğunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Belediye Başkanımızın Ünye'de yaptığı sosyal belediyecilik yönünden, sosyal hayata katkı maksadıyla yaptığı güzel işleri gerçekten biz de takdir ediyoruz. Engelli arkadaşlarımız olarak biz de aynı amaç doğrultusunda engelli kardeşlerimizi sosyal hayata daha iyi adapte etmek, onlara daha güzel bir yaşam sunabilmek amacıyla belediyemizle beraber işbirliği içinde bir hareket ediyoruz. Sağ olsun başkanımız da bizi kırmıyor. Bugüne kadar hiçbir lafımız yere düşmedi. Bu konuda kendisine teşekkür ediyorum ben. Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nihat Yerlikaya ise Ünye Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerle Ünye'nin engellilerin başkenti olduğunu söyledi. Engellilerle yaşamak bu şehirde zordu. 10 yıl öncesini söylüyorum. Çok zordu. Ve şu an bizler Ünye Okçuluk Kulübü olarak, Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü olarak ben ve ekibim, sporcularım gittikleri yarışmalarda biz hep şunu deklar ettik. Engelsiz bir şehirde yaşıyoruz. Engelsiz bir şehir neresi dendiğinde, biz Ünye dendiğinde hayretlerle baktılar bize ve herkes Ünye'yi merak etti. Ve ben bu şehri bu şekilde imar eden ve bizlere yaşama sevincini yaşatan ve bu çocukları evinden çıkmayan arkadaşlarımıza çok ciddi bir okçuluk tesisi kazandıran ve o tesisin etrafında muhteşem bir bahçe yapan, dışarıdan gelip böyle bir salonun, böyle bir bahçenin varlığından haberdar olmayan etrafınızdakiler şimdi bizlere gıptayla bakıyor. Bu eser Sayın Ahmet Şamyar Başkanımızın. Ünye'nin geleceğini planlamak adına şehrin her noktasına dokunduklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Şamyar ise devlet yatırımları ve belediye yatırımlarıyla 4 yıl gibi kısa bir sürede Ünye'de adeta yapılmaz denilen eserleri ortaya çıkardık. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak ve sosyal yaşama dahil edecek projeleri de gerçekleştirdik diye konuştu. Bunları yaparken biz tabii toplumun dezavantajlı grup olarak gördüğümüz kesimlerine de birer birer dokunuyoruz. İyi iletişimler kuruyoruz hemşerilerimizle. Biz onların dilinden, onlar da bizim dilimizden iyi anlıyorlar ne istediğimizi karşılıklı. Onun için bir taraftan engelliler lokalimiz faal bir şekilde devam ederken burası sadece lokal değil aynı zamanda bir eğitim faaliyeti evet. de yürütüyor. Hocalarımız var. Şu anda hala orada kursumuz. Başta KPSS sınavları olmak üzere bir dizi çalışmalar yürütüyorlar. Bir taraftan hanımlar lokalimiz faal bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan da 2 Şubat'ta hizmet aldığımız 2. Bahar lokalimizle insanlarımızın gönüllerine dokunmaya devam ediyoruz. İlaca gelen zam hastaları mağdur etti. Bu mağduriyetin sebeplerinden biri olarak eczaneler gösterildi. Ancak bugün Ordu Eczacılar Odası Başkanı da bir açıklama yaptı Hakan Öztekin. İlaç yokluğunun sorumlusu biz değiliz dedi. İlaca gelen zamla birlikte ilaç stokları azalmıştı. Daha doğrusu eczanelerin zam gelecek diyerek bazı ilaçları sakladığı iddiaları vardı. Bu iddialara cevap verdi Hasan Öztekin. Kesinlikle eczanelerin bu konuyla alakası olmadığını, hatta eczanelerin de ilaca gelen zam nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Hala da mesela euroyu 2.938 olarak hesap ediyoruz ilaç fiyatları hesaplanırken. Dolayısıyla üretici firmalar zarar ettikleri gerekçesiyle ya da yurt dışından etken maddeleri ithal ettikleri için bu oranların düşük olmasından kaynaklı birçok ilacı da üretmekten tamamen vazgeçiyorlar. Ama biz ilacı bulduğumuz ve ulaştığımız sürece zam gözetmeksizin halkımıza ilacına
ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz ama bir takım mağduriyetler de söz konusu. O da bir gerçek. Bazı ilaçlara zam yapılacağı haberi piyasada ilaç sıkıntısına neden oldu. Son dönemlerde basında ve sosyal medyada yapılan haberler ve paylaşımlar eczacıları suçlu gibi gösterdi. Ancak eczacılara göre ise durum hiç de böyle değil. Konuyla ilgili açıklama 24. Bölge Ordu Eczacı Odası Başkanı Hakan Öztekin'den geldi. Basına son dönemde yansıyan haberlerde ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda ilaç yokluğundan bahsedilmekte ve bu konuda eczacıların zan altında bırakıldığı görülmektedir. Ordu Eczacı Odası olarak bu suçlamaları kabul etmemekteyiz. Bugüne dek yaşanan her ilaç yokluğunda olduğu gibi yaşanan bu süreçte de çözüm odağı olan eczacılarımızdır. 3-5 kutu ilacı saklamakla, stoklamakla eczacıların itham edilmesi yanlıştır. Öztekin, eczacılar ilaç yokluğunun sorumlusu değil, aksine mağdurudur dedi. Eczacı, eczacılık mesleğine başlamadan önce kutsal bir yemin eder. Ve halk sağlığını her şeyin önüne koyacağına ant içer. Elinde bulunan ilacı hastadan saklamak, eczacılık yeminine, meslek etiğine sığacak bir davranış değildir. Kaldı ki bugüne dek hiçbir meslektaşımız böyle bir suça ortak olmamış, ilaca ticari gözle bakmamış, kar uğruna birey ve toplum sağlığını riske atmamıştır. Eczacılar olarak halkın en yakın sağlık danışmanı olmaya ve atılan tüm iftiralara ve yalan beyanlara rağmen halkımıza sağlık hizmeti vermek için elimizde var olan her imkanı sunmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda eczacılar ilaç yokluğunun sorumlusu değil, mağdurlarıdır. Öztekin, ilaç yokluğunun nedeninin ise ilaç firmalarının üretimlerini azaltmalarından kaynaklandığını da iddia etti. %15 oranında ilaçların bir zam alması söz konusu. Dolayısıyla üretici firmalar üretimlerini asgariye düşürerek ilaç zammından en az etkilenmek cihetine gittiler. Büyük ilaç firmaları ve bu durumda biz ilaçlarımızı temin etmekte, depolar kanalıyla ilaçlarımızı temin etmekte ve halka sunmakta sıkıntı yaşadık. Bizim cirolarımız, bizim rakamlarımız böyle %15'lerle, %15 gelecek olan zamlarla çok etkilenecek rakamlar değil ama üretici firmalar bu işten en fazla mağduriyet yaşayacak olanlar olduğu için de bizde uyanan intiba odur. Devletimiz konunun takipçisidir. Şimdi gündeme kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından akşam bülteni tüm hızıyla devam edecek. Yapıları inşa etmek için beton, tuğla ve demiri bir araya getirmekten fazlası gerekir. Başarmak için her zaman hazır olmak, hedefi belirlemek ve bu hedefe kilitlenmek gerekir. Başarmak için güçlü olmak yetmez. Dayanıklı da olmak gerekir. Tek başına olmaz. Başarmak için takım olmak gerekir. Başarmak için inanmak gerekir. Ancak o zaman kazanabilirsiniz. Ancak o zaman zirveyi görebilirsiniz. Ramadanlar İnşaat. Ordu'yu inşa eden marka. Aranızda sevmeyen yoktur. Pancar çorbası, Türkiye'nin anlayacağı tabirle kara lahana çorbası. Çok lezzetlidir, özellikle yöremizin en önemli damak tatlarından biridir. Hele de yanında mısır ekmeği varsa. İşte çok sık tükettiğimiz pancar çorbası aslında sağlık açısından da tam bir şifa kaynağı. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kanserle savaşıyor. Ben pancar tüketmiyorum. Neden? Sevmiyor musunuz? Sevmiyorum. Bu ezelinden beri bir pancar. Pancarın hiçbir şeyi olmayan, vitamini olmayan bir şey. Pancar, mısır unu karıştır, çorba. Kara lahana, kanseri önlüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Öyle ki yararları say say bitmiyor.
Karadenizli'nin damak tadı kara lahana bilinmeyen birçok faydayı içerisinde barındırıyor. Karadenizli'nin sofralarının vazgeçilmezi kara lahana, damaklarımızı şenlendirdiği, sofralarımızı süslediği gibi sağlığımızı da zinde tutuyor. Pancar üzerine. Pancar yemesek biz hiçbir zaman duramayız. Pancar bizim günlük yemeğimiz, dolması, turşusu. Bu da bilmiyorum zararında. Dahiliye uzmanı Adnan Kaya, kara lahananın faydalarını anlattı. Kaya, kara lahananın içerisinde birçok vitamin türünün barındığını belirtti. Kara lahana özellikle Karadeniz yöresine ait bir sebzegillerden sebze olduğu için sık çok fazla tüketilen, bu konuyla ilgili sıkça sorularla karşılaştığımız bir besin. Evet, kara lahananın faydaları var. Faydası içindeki içerdiği vitaminlerle alakalı. C vitamini, E vitamini, A vitamini gibi vitaminler içerdiği için. C vitamininden başlarsak antioksidan özelliği var C vitamini. İşte gribe, nezleye, soğuk algınlığına iyi geliyor. İşte serbest oksijen radikalleri dediğimiz vücutta işte hasara yol açacak. Efendime söyleyeyim işte yaşlanmayı, Alzheimer'ı veyahut hücrelerde dejenerasyon dediğimiz hasara yol açabilecek durumları antioksidan madde muhteve eden, içeren kara lahana önlüyor, azaltıyor. Bunun da C vitamini aracılığıyla yapılıyor. Kaya, kara lahananın enfeksiyonlara karşı da koruyucu özelliği olduğunu ifade etti. İçeride kükürtten, E vitamininden enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliği var. Özellikle E vitamini sayesinde. Kanserlere karşı koruyucu özelliği var. Bu da E vitamini içerdiği için. Özellikle yoğun E vitamini içeriyor kara lahana. Adnan Kaya aynı zamanda kara lahananın eklem ağrılarına, romatizmalara iyi geldiğini söyledi. Ürik asit seviyesini azaltıyor. O eklem ağrılarına, romatizmaya, iltihaplı romatizmanın işte çeşitli hastalıkları var. Gut hastalığı dediğimiz ürik asit seviyesiyle alakalı hastalıkları azalttığına dair elimizde bilgiler var. Korgan ilçesinde de öğrenciler Afrin'de kahramanca savaşan Mehmetçikleri unutmadı. Onlar için aileleriyle birlikte fındık kırdılar, kavurdular ve o fındıkları kargoladılar. Korgan Merkez İlkokul ve Ortaokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin başlattığı Afrin'deki Mehmetçiklere yardım kampanyası kapsamında öğrencilerin evlerinde ailelerine kırıp kavurttukları fındıkları okula getirerek paketleyip Afrin'e gönderilmek üzere kargoya teslim etti. Şöyle şu kısmı şöyle orada da biraz bir açmanız gerekiyor. Bak şöyle şunu yaptığınız zaman açılıyor. Korgan İlçe Kaymakamı Faruk Doğru, Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, Korgan Merkez İlkokul Okul Müdürü Abdullah Timursa programla ilgili açıklamalarda bulundular. Ülkemizin güvenliği için Afrin'de yürütülen bir operasyon var. Şimdi ülkemizin dört bir yanında oradaki askerlerimize manevi bir destek kampanyası yürütülmektedir. Bu anlamda ilçemizdeki öğrenci ve velilerimizin hazırladığı bu paketler de bu kampanyaya destek anlamındadır. Ben öğrencilerimizle velilerimizle teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum kendilerine. Allah ordumuzun yardımcısı olsun. İnşallah hepsi de sağ salim bir şekilde ülkemize geri dönerler. Bu haberle birlikte TV52 akşam bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Kent Vizyon İnşaat ekonomi haberlerini sunar. Altın fiyatlarında bugün Cumhuriyet altını 1103 lira 17 kuruş, gram altın 164 lira 06 kuruş, çeyrek altın 268 lira 90 kuruştan işlem gördü. Döviz kuruna gelince euro 4 lira 71 kuruştan, dolarsa 3 lira 77 kuruştan işlem gördü. Borsa İstanbul Üzeri Endeksi ise 116.060 puandan işlem gördü. Kent Vizyon İnşaat ekonomi haberlerini sundu.